19. lema 7. nüktede geçen kanaat tükenmez bir hazinedir hadisinin sırrıyla kanaat bir define-i hüsn-ü maişet ve rahatı hayattır. Vecdesini izah eder misiniz? Evet. Bu tabi 19. lema 1935'te telif edilmiş ve İslam alemini hatta insanlığı o israf tehlikesinden, tuzağından kurtarıp Deccal'ın ve Süfyan'ın avucuna ve tuzağına girmemesi için muazzam bir vazife ihraz eden bir eser. Çünkü israf eden onun damına düşer, tuzağına düşer ifadesi var. Kimin? Deccal'ın, Süfyan'ın. Bunlar da insanları daha çok buradan avlayacaklar. İsraf ettin mi o adama her türlü yanlış yapabiliyorsun. Hadis-i şerif var ya. Hubbu dünya ra'su kulli hatiyat. Dünya sevgisi bütün hataların başı. Bir insan dünyaya sevgisi oldu mu? Bunu da israf, kanaatsizlik gibi şeylerle de doyurdu mu? Bu adam bakıyorsun ki artık her türlü hata, yanlış yapmaya başlıyor. Memursa diye mesela, gücü de varsa rüşvet almaya başlar. Ortaksa ortağını diye mesela aldatmaya başlar ilahir. Şimdi burada ne diyor? Kanaat tükenmez bir hazinedir. Bu aslında hadis-i şerif biliyorsun. Orijinali şu. El kanaatu kenzun la yefne. Kanaat bitmez, tükenmez bir hazine. Bu Taberani'de geçiyor, Beyhaki'de geçiyor, Acruni'de geçiyor ilahir. Hadisinin sırrıyla, üstadımız bu hadisten aldığı dersle ne diyor? Kanaat bir define-i hüsnü maişet. Çalıştın, didindin, uğraştın, neticeye kanaat ettin, yetindin. Bu nedir? Bir define-i hüsnü maişet. Güzel geçinmenin, güzel bir şekilde bir geçim kaynağına sahip olmanın neydir? Definesidir. Define ile hazine arasında şöyle bir fark var. Hazine açıktır, define kapalıdır. Şimdi kanaat nedir bu? Normalde yetindim. Birisi onu görmüyor o şeyi. Ya kardeşim buna da yetinecek ne var ki diyor mesela. Ama aslında onun vesile olduğu o bolluğa, o berekete bakabilirse adam bu hazine olduğundan dolayı rahat görebilecek. Ama hazine değil de define demesi çok güzel bir şekilde oturuyor bu. Onu herkes göremiyor. Ehli olan görür mesela. Yaşayan görür mesela. Aynel yakin, hakkal yakin bunu müşahede edenler görebilir. Kanaat bir define-i hüsnü maişet. Güzel geçinmenin bir definesi. Onu buldun mu bütün dertlerinden kurtulursun. Ve rahatı hayattır. Hayatın da rahatıdır. Şimdi baktığın vakit mesela bir insan kazancına kanaat etmezse, yani kazancını kâfi görmezse, yani yetinmezse bu adam ne yapacak? Bu adam gayrimeşru gelirlere, hazır gelirlere, çalışmadan elde edilecek gelirlere bu manada sapma durumuna girecek. Ne yapacak bu adam? Şans oyunlarına girecek. Değil mi? Piyango gibi, at yarışları gibi. Kumarlara girecek mesela. Şimdi bu manada giren bir insan yavaş yavaş ne olur? Elindeki imkanları da kaybetmeye başlayınca bu adam artık hayatını da rahatını da ciddi sıkıntıya düşürmüş oluyor. Çünkü kaybettikçe daha fazla sarılacak. Bunu bazıları deniz suyuna benzetiyor. Normalde tatlı sudan iki bardak, çok susamışsın. İki bardak içtin mi susuzluğunu gideriyorsun. Tatlı su, içilecek su, güzel su. Mai zülal, soğuk bir su, güzel. Ama sen deniz suyu içtin mi? Bir bardak içersin, o susuzluğunu gidermiyor, susuzluğunu artırıyor. Bir tane daha içersin, bir tane daha içersin, ondan sonra senin için perişan olur. İçini yakarsın. Bunlar da böyle. Yani kendi ihtiyacını soğuk su hükmünde olan Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği ve kurallarla, bakış açılarıyla bu manada tatmin etmeyince, doyurmayınca ne yapacak bu adam? Deniz suyu hükmündeki bazı suni yollarla, gayrimeşru yollarla, vücuda faydalı olmayan yollarla teskin etmeye başlayacak. Bir oyun oynuyor. Ondan sonra bir şey gelmeyince ikincisine kazanırım, üçüncüsüne kazanırım, dördüncüsüne kazanırım. Yavaş yavaş kendi elindekini tükettikten sonra eşinin belki diğer mesela zorla altınlarını, imkanlarını alma başlıyor. Ondan sonra da evini gidip diyelim 8'den şuradan buradan satabiliyor. Misal yani. Borç almaya başlıyor. Kredi almaya başlıyor. Tefeciliğe bu manada
müracaat etmek zorunda kalıyor ve bütün hayatı, bütün rahatı alt üst oluyor. Bu adamı buraya götüren ne? Kanaatsizlik. Değil mi? Onun için hadis ne diyor bize? Hadis dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak'tan doğrudan aldığı dersleri bize yansıtması. El kanaatu kenzun la yefna. Kanaat bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Ey ümmetim, ey insanlar, bu hazineyi elde ettiniz mi? O zaman siz ne yapmış olursunuz? Bir define-i hüsnü maişet bulmuş olursunuz. Güzel geçinmenin definesini, hazinesini bulmuş olursunuz. Çok değerli taşlar var. Harca harca bitmez mesela. Ve rahatı hayat bulursunuz. Hayatınızın da rahatını yine kanaatle. Kanaat olmazsa hırs olur. Mevcut gelirimiz, kazancımız da masraflara ve yapmak istediğimiz bu mandaki israfata ve savurganlığa kafi gelmediğinden dolayı ister istemez oyunlara, ondan sonra piyango gibi şeylere, kumarlara, gayrimeşru yollara sapma durumu olacak. Bir hadis ama müminlerin hem hayatını hem rahatını muhafaza eden muazzam düsturları havidir.